New York Barosu avukatlarından Ayhan Öğmen'le bugün başlayacak olan bu uygulamayı ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Sayın Öğmen, hoş geldiniz NTV canlı yayınına. Aslında hani bu durum Türkiye'de de pek çok vatandaşı ilgilendiriyor olabilir. Bu çerçevede sormak isterim. Ne tür kısıtlamalar geldi? Tam olarak ne değişti? Evet, öncelikle merhabalar. Teşekkürler beni programa davet ettiğiniz için. Evet, bu aslında tabii çok yeni bir gelişme ve bugün itibariyle yürürlüğe giriyor. Biliyorsunuz ki Amerikan Başkanı Trump seçim öncesi ve seçim sonrası geldiğinden beri devamlı aslında bu şekilde işte yabancıların çocuklarının Amerika'da doğarak sadece doğumla vatandaşlık almasına devamlı karşı çıktığını dile getiriyordu ve bu konuda düzenlemeler yapacağının sinyallerini veriyordu. Ve şu an değişen durum tabii ki bugün itibariyle, yani Ocak 24 itibariyle artık State Department aracılığıyla Amerikan konsolosluklarında turist başvurusu yapacak bayanların hamile olma durumları veya hamile olmak için ya da çocuk doğurmak için Amerika'ya gelme durumlarının Amerikan konsolosluğu görevlisi tarafından farkına varılırsa ya da dikkat edilirse tabii bu noktada artık bu kişilere turist vizesi verilmeyeceği noktasında bir adım atılmış durumda. Yani bu noktada çok önemli bir gelişme ve gerçekten Amerikan konsolosluğundaki görevlinin yetkisiyle, yani o noktada görevlinin yetkisiyle adım atılacağını söyleyebiliriz. Yani Amerika'ya doğum turizmi sona eriyor. Yani bu gerçekten önemli bir konu. Yalnız şöyle bir durum sanki net değil Sayın Öğmen. Tartışma konusu olan bir nokta. Konsolosluk görevlileri bir kişiye vize verirken hamile olup olmadığını nasıl tespit edecek? Bu aslında çok güzel bir soru. Hatta bugün Amerika'daki State Department'ın düzenlediği bir konferans telefonu vardı. Bu şekilde aynen toplumdaki işte belli hem temsilcileri hem avukatları hem gazetecileri davet edip sorularını cevapladıkları yayında bu noktada aslında hatta şöyle bir soru geldi. İşte acaba Amerikan konsolosluğundaki görevliler bayanlardan hamilelik testi isteyecekler mi diye bir soru geldi. Ama bu noktada kesinlikle bir hamilelik testi istenmeyeceği, tam tersi kişiler turist vizesi başvurusu yaparken bu noktada soru sorulacağı ve bu sorulardan bir tanesinde tabii ki Amerika'ya kişilerin medikal, yani sağlık amacıyla gelip gelmeyecekleri ve sağlık amacıyla geliyorsalar, geliş amaçlarının ise hamile, yani kişinin Amerika'da doğurma amacıyla geleceği noktasında ise o zaman görevliler, Amerikan konsolosluğundaki görevliler tabii ki bu kişilerin vizelerini reddedecek. Yani Amerikan konsolosluğundaki görevliler kişinin turist vizesine başvuru yaparken sağlık gerekçesini seçmişse ve sağlık gerekçesinde de kişi doğum amacıyla geleceğini belirtiyorsa artık turist vizesi alamayacak. Bu kadar net bir şekilde Amerikan konsolosluğundaki görevliye verilen bir yetki oluyor. Bir noktayı daha eklemek isterim. Tabii bunun dışında, yani sağlık gerekçesinden bahsetmeyip de gene aslında geliş sebebi hamile olma ya da işte bu Amerika'da çocuk doğurma gibi bir durum olduğunu hissederse görevli, Amerikan konsolosluğundaki görevli, o zaman da vize başvurusu yapan kişiye vize verilmeyeceği noktasında bugünkü State Department tarafından yürürlüğe giren kuralda bu da belirtiliyor. Ayhan Bey, diyelim ki benim vizem var ve o mevcut vizemle gidip Amerika'da doğum yapmak isteyeceğim. O zaman ne olacak? Çok güzel bir soru aslında bu. Çünkü bugünkü kural aslında direkt State Department aracılığıyla Amerikan konsolosluğundaki görevlilere yetki veren bir kural diyebiliriz. Tabii ki kişilerin eğer turist vizeleri var ise onlar Amerika'ya girişte eğer farklı bir durum ortaya çıkmıyorsa, yani diyelim ki kişi Amerika'ya girişte havaalanındaki görevli kişinin aslında hamile olduğunu ve doğurmak üzere olacağını ya da bir süre sonra doğurma ihtimali olacağı kanaatine getirmediği sürece herhangi bir sorun teşkil etmeyecek. Zaten şu ana kadar bu tip seyahatlerde havaalanlarında kişilerin bu tip diyaloglara girme durumları görevlilerle olabiliyordu ve bazı aslında hamile olup geri gönderilen bayanlarda şu ana kadar çok rastlandığı oldu. Fakat tabii ki eğer kişinin vizesi var ise bu kişi turist vizesiyle gelip girebilecek. Bu konuda bir problem yok. Ama girerken hamile olduğu ve buraya doğum amaçlı geldiği noktasında havaalanındaki güvenlik memurları da bu kanaate varırsalar tabii ki kişiyi geri gönderme durumları oluşabilir.
Yani sonuçta gümrükleri kapsayan bir durum değil, yanlış anlamıyorum değil mi? Sadece konsolosluk görevlerini kapsayan bir durum. Siz hamileyseniz, önceden vizeniz varsa, Amerika'ya gidip o çocuğu doğuruyorsanız, o çocuk yine Amerikan vatandaşı oluyor ve herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmıyorsunuz. Gümrük kapılarında girişte çıkışta da bir sorun olmuyor, doğru mudur? Genel olarak kesinlikle değindiğiniz noktaya doğru diyebiliriz. Tabii şunu bilmek lazım. Amerika'daki anayasanın verdiği haklardan dolayı Amerika'da doğum yapan kişinin anne ve babasının yasal durumuna ya da nereden geldiğine bakılmadan doğum yapan kişilere vatandaşlık anayasal hak olarak veriliyor. Dolayısıyla Amerika'daki yönetim şu an bu konuyu değiştiremediği için bu konuda farklı bir değişim getirip bu çocuklara vatandaşlık vermeyi şu an için engelleyemediği için aslında gelişine engel koyma noktasında sadece Amerikan konsolosluklarındaki turist vizesi alımını engelleme noktasında bu adımı atmış oluyorlar diyebiliriz. Yani havaalanlarında gümrükleri kapsayan bir kısıtlama yok o zaman, bir kez daha sormuş olayım. Aynen öyle, öyle bir kısıtlama yok, fakat şuna dikkat etmek lazım. Bugünden önce de zaten devamlı gümrüklerde bu sorular gündeme gelebilir ve bu sorulardan dolayı da kişilerin vizesinin iptal edilmesi veya geri gönderilmesi zaten mevcut olan bir durum her zaman. Ama dediğiniz gibi şu an gelen kural gümrükleri etkileyen bir kural değil. Sadece Amerikan konsolosluğundaki turist vizesi başvurusu yapacak kişilerin karşı karşıya kalacağı bir durum diyebiliriz. Peki bu şekilde doğum sonucu Amerikan vatandaşı olan kaç çocuk var? Bu noktada çok resmi bir veriler olmasa da toplanan verilere göre belirtilen yılda neredeyse 33 bin civarında bu şekilde çocuğun Amerika'da doğduğu ve Amerikan vatandaşlığını elde ettiği noktasında belli bir tahmini bir rakam var. Tabii bu rakamları da ortaya çıkarken hem State Department'dan hem Amerikan Konsolosluğu'ndaki başvurulardan ortaya çıkan belli verilerden bu rakama ulaşılıyor. Dolayısıyla bu rakamın 33 bin civarında olduğu belirtiliyor her yıl boyunca. Evet, New York Barosu avukatlarından Ayhan Öğmen bugün konuğumuz oldu. Amerika'dan bize canlı bağlantıyla katıldı ve anlaşılan o ki yine Amerika'da doğana vatandaşlık var ama bu iş bir parça zorlaştırılıyor. Özellikle vize alma noktasında konsolosluk görevlilerini de ilgilendiren bazı kısıtlamalar devreye giriyor bugünden itibaren.